Çin'den ithal her tip araç için yüzde kırklık Türkiye'nin koyduğu yeni gümrük vergisi ek vergi çok ciddi bir maliyet artışına neden olacaktı. Türkiye içindeki dengeler açısından size bunu anlattım da Çin'deki yansıması ne ve Çinliler Ticaret Bakanlığı Türkiye'ye mesaj gönderdi. Hadi bu konu önemli hem otomotiv piyasası hem de Çin-Türkiye ilişkileri bakımından. Çin'den Türkiye'ye mesaj var. Öncelikle ne oldu başlığında bir hatırlatayım isterseniz. Çin'den ithal edilen araçlara %40 ek gümrük vergisi geldi. Her tipe içten yanmalı, elektrikli ya da hibrit Çin'den gelen araçlara. 7 Temmuz'da da yürürlüğe giriyor. Bildiğimiz bilgileri hatırladık. Şimdi fiyatlara etkisiyle işi daha da somutlaştıralım. Çok satan arazi aracı var biliyorsunuz. SUV diyorlar SUV yukarıdan trafikte bakıyorsunuz kaslı görünen o araç albenisi de hayli yüksek en çok satan araçlar arasında girmişti Çin'den ithal onun ortalama fiyatı 1,5 milyon liralarda 1 milyon 500 bin liralarda %40'lık ek vergi o çok satan SUV'ye %36 ek vergi olarak yansıyacak. Baktığınızda 500 bin lira daha maliyet artışı demek. Böylelikle çok satan Türkiye'deki 1,5 milyonluk Çin malı SUV'nin fiyatı 2 milyon liraya çıkmış olacak. Ve 7 Temmuz'da da bu fiyata gelecek. Pek çok Çin'den mal getiren otomotiv, araç getiren firma hesaplamasını yaptı satış fiyatı, karlılık, işte eleman ne olacak? Firmalar çok zorda kaldı. Ve bu haberi yapmamızın nedeni Çin Ticaret Bakanlığı'nın tepkisi Türkiye'deki mevkidaşlarına yani Türkiye'deki ticaret Bakanlığına mesaj. Özetini çıkardım. Uzun gibi gözüküyor ama gerçekten satır araları önemli. Türkiye'nin bu kararı gümrük vergisi koyması Çin araçlarına dünya ticaret örgütü kurallarını ihlal etti diyor Çinliler. Bu karardan şiddetli bir memnuniyetsizlik duyuyoruz. Uygulamadan acilen geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. Karar Türkiye'deki yerli alıcıya zarar vermekle kalmadı. Çinli firmalarında Türkiye'deki ticaret ortamına olan güvenini sarstı. Evet Çin'den Türkiye'ye mesaj. Araçlarımıza kurallara aykırı olarak ek vergi koydunuz. Bizde çok ciddi bir memnuniyetsizliğe sebep oldu. Nasıl yansıyacak? Bundan sonraki ilişkilere bakacağız. Ama otomotivde bu anlamda dengeler tamamen değişmiş gözüküyor. Şimdi evet az sonra saat başına yaklaşırken siyaset...